Amerika'nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek. E o zaman İsrail'in güvenliği için kullanıyorsa neden çekilsin ki? Neden İsrail'in güvenliğini zaafa uğratsın ki sorusunu sormak gerekiyor. Amerika bölgede İsrail'e her türlü araç, gereç, mühimmat tüm desteği veriyor mu? Veriyor. Para veriyor mu? Veriyor. E biz de veriyoruz, biz de ticarete devam ediyoruz. Bizim gözümüzde, kulağımızda topraklarımızın yanı başında yaşanan bütün gelişmelere açıktır ve bunlardan da taviz veremeyiz. Biz kendi topraklarımızın korumacısı, onların hamisi olacağız. Bak, biz kendi topraklarımızın korumacısı, onların hamisi olacağız. Suriye'den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız. Onun için de bütün güvenliğimizi ona göre almak durumundayız. Biz bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kendi milli çıkarlarımız, sınırlarımızın güvenliği için sürdürüyoruz, buna devam edeceğiz dedi. Şimdi sorumuzu soralım sevgili izleyiciler. Erdoğan Bahçeli'nin konuşmasından habersiz miydi? Bahçeli o sabah kendi parti yöneticilerini topladı. Ben böyle bir açıklama yapacağım. Öcalan serbest bırakılsın gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında DEM grubunda konuşsun diyeceğim. Ne diyorsunuz? Evet çok güzel harika olur dediler. Konuşma metnini yazdılar. Düzeltmeleri yaptılar. Bahçeli çıktı konuştu. Böyle mi düşünüyorsunuz? Erdoğan'ın bilgisi yok mu? Düşünüyorsunuz. Ama ısrarla Erdoğan neden açıklama yapmıyor sorusunu sormak gerek. Çünkü bekliyor sevgili izleyiciler. İzliyor. Sürecin nereye doğru evrilebileceğini izliyor. Bir kere süreç kontrollü gidiyor sevgili izleyiciler. Bakın tekrar söylüyorum. Süreç kontrollü gidiyor. Niye mi kontrollü gidiyor? Bakın nasıl kontrollü gittiğini söyleyeyim size. Işte. Kandil Kandil PKK'nın silahlı merkezi açık net bir şekilde bir açıklama yaptı. Dedi ki Öcalan'ın geliştireceği sürecin esas alınacağı ifade edildi. Yani PKK Öcalan'ın alacağı insan hangi kararı alırsa destek olacaklarını, onun açıklamalarını esas alacaklarına yönelik açıklama yaptı. O zaman soru şu, madem Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili yaptığı öneriye fiili destek veriyorsunuz ve siz bu sürecin yeni geliştiğini yeni duyduk diyebilirsiniz, onu külahıma anlatın derim. Siz de bu sürecin şahidisiniz ve biliyorsunuz. Ama neden TUSAŞ eylemini gerçekleştiriyorsunuz? HPG Kandil'den bağımsız böyle bir eylem yapabilir mi? Eğer böyle bir eylem yapabilecek güçte ise PKK bölünmüştür demektir. Yine eğer Kandil'den habersiz bu eylemi yapabilecekse o zaman kim yaptırıyorsa, kimin faydası oluyorsa o zaman istedikleri zaman içinizden kadro devşirebiliyorlar ve eylem örgütlüyorlar demek gerekiyor. Ki ben Kandil'den de bağımsız olduğunu düşünenlerden değilim TUSAŞ eyleminin sevgili izleyiciler. Şimdi yani Devlet Bahçeli gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demin sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler oldu oldu. İyi Parti, İyi Parti biliyorsunuz. Ama Dem Parti İmralı hazır. Sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenler de. artık bu sözü hayata geçirmenin zamanı. Sevgili izleyiciler bunların hepsi birer halkla ilişkiler çalışması. Bakın tekrar söylüyorum. Bunların hepsi birer halkla ilişkiler çalışması. Yeni Şafağın Bahçeli'ye destek vermemesi eleştirmesi de bir